Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Retro Cuma'nın 97. bölümüne geldik. 100'e doğru gidiyoruz abi, adım adım. Şimdi dostlar, bu bölümde Game Boy hakkında konuşacağız. Game Boy'da en çok sevdiğim 10 tane oyundan size bahsedeceğim. Bir de böyle benim işte en sevdiğim 10 oyunuma giremeyen ama yine de çok sevdiğim oyunlardan da size bahsedeceğim. Game Boy abi, bu gördüğünüz mükemmel cihaz. Tam olarak 32 sene önce Nisan ayında çıkmıştı. Yani geçtiğimiz haftalarda 32. senesini doldurdu. Bu nedenle bu videoyu yapıyorum diyebiliriz. Game Boy benim için çok özel bir konsol arkadaşlar. Yani benim ilk oynadığım oyun Game Boy'daydı. İlk oynadığım oyun konsolu, yani hatta ilk oynadığım el konsolu Game Boy'du abi. O yüzden Game Boy'a karşı özel bir sevgim var. Game Boy videolarını yapmayı seviyorum. Yani hatta bu Retro Cuma bu Game Boy oyunlarımı size aktarmak isteğiyle doğdu. Yani dedim böyle sevdiğim Game Boy oyunları hakkında konuşacağım bir bölüm yapayım kanal dedim. İşte böylelikle Retro Cuma oluştu. Hatta yıllar önce öldürdüğüm bir Game Boy'u tekrar canlandırdım. Hatta onunla ilgili daha da başka videolar yapacağım. Sürpriz şeyler gelecek. Neyse, şimdi konuyu dağıtmayayım. Bu videoda arkadaşlar en sevdiğim 10 tane Game Boy oyunundan size bahsedeceğim. Dediğim gibi bu liste benim listem. Sizin listeniz varsa yorumlara yazın. Şimdi isterseniz videoya direkt geçelim. Listemin 10. sırasında R-Type oyunu var. R-Type oyunu Game Boy zamanında en çok sevdiğim shooter oyunlarından bir tanesidir. Hatta arada oynadığım oluyor yani. R-Type 2 de var ama ben R-Type 1'i daha çok seviyorum. Ne bileyim, power up'lar çok güzel, boss fight'lar çok iyi, grafikleri de çok güzel ve o dönem beni bayağı böyle bu dünyadan alıp götürüyordu. R-Type oyunu da kesinlikle size tavsiye ederim dostlar. Bence Game Boy'un gelmiş geçmiş en iyi shooter'larından bir tanesidir. 9. oyunum Intergalactic Ninja Zen. Zaten bununla ilgili video yapmıştım. Hani beni aldatan oyun olarak değerlendirmiştim. Bu oyunun bir NES versiyonu var ama bence Game Boy versiyonu çok çok iyi. Aslında biraz duygusal yaklaşıyorum. Belki top 10'da olmaması gereken bir oyun olabilir ama bence çok 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 güzel bir oyun. Bir ninjayı yönlendiriyorsunuz. Dünyayı kirleten uzaylılara karşı, ne bileyim, dünyayı koruyorsunuz. Biraz çevreci bir oyun. Ama siz de aynı zamanda uzaylısınız. Biraz orada biraz değişik şeyler var. Ama çizgi romanını okumadığım için hikaye bilmiyorum. Ninjayı seçip ne bileyim biraz böyle kış tekmeliyorsunuz. Güzel bir oyun, tavsiye ederim. 8. oyunum Ninja Gaiden Shadow. Şimdi bu Ninja Gaiden Shadow benim aslında ilk aldığım Game Boy oyunuydu. İstanbul'da bir dükkandan almıştım. Bayağı güzel bir oyun. NES'teki versiyonun aksine biraz daha kolay bir oyun ama çocukken biraz zorlanmıştım. Yani bosslarda biraz zorlanmıştım. Ama kesinlikle çok güzel. Özellikle 3. bölümün müziği çok bir çok güzel. O müzik için bile oyun oynanabilir. Arada böyle oyunu açıp 3. bölüme kadar gelip o müziği dinleyip kapattığım oluyor. Çok da güzel bir oyun. Hatta Retro Cuma'nın ilk videosunda da bu Game Boy oyununu oynamıştık. 7. sıramda Metroid 2 var arkadaşlar. Yani bu Metroid oyunu Game Boy özel bir oyun. Yani o şartlarda nasıl yapmışlar bu oyunu ben de bilmiyorum ama Metroid oyunları arasında belki de en iyisidir. Remake 3DS yapıldı ama bu oyunun atmosferi, bu oyunun heyecanı bambaşka. Yani zamanında kartuşuna sahiptim ama şu anda yok. Galiba bunu da AliExpress'ten alacağım. 6. oyunumuz Kirby's Dream Land. İlk oynadığım Kirby oyunu buydu benim aslında. Çok tesadüf eseri oynamıştım. Bizim mahalleye gelen bir çocukla takaslamıştık. O da Almanya'da yaşıyordu. Yaz tatiliyle Antalya'ya gelmiş. Onunla takaslayarak, oyunu oynayarak bitirmiştim. Gerçekten keyifli bir oyun. Kolay bir oyun. İki kere bitirmiştim o zamanlar. Vallahi grafikleri falan da çok güzel. Bu oyunu çok çok seviyorum. Yani bence Game Boy'un en iyi oyunlarından bir tanesi. 5. sıramda Tetris var. Aslında Tetris'i biraz daha yukarılara koyabilirdim. Sonuçta Tetris, bırakın Game Boy'u, dünyanın en iyi oyunlarından bir tanesi. Ve Game Boy versiyonu çok ikonik. Müzikleri mükemmel. Baya baya zamanımı geçirmiştim bu oyunda. Ve aynı zamanda da Game Boy'un içerisinde Tetris oyunu hediye ettikleri için de en çok satan Game Boy oyunlarından bir tanesi olduğunu biliyorum. Yani bu oyun için diyecek bir şey yok ve Game Boy versiyonu bence baya baya ikonik. 4. sıramda Pokemon Red ve Blue'yu koydum. Aslında şöyle, ben Game Boy zamanı Pokemon oyunlarını oynamadım. Ben o dönemler Pokemoncu falan değildim ve Pokemon oyunlarının Game Boy versiyonunu yıllar yıllar sonra oynadım. Ama gerçekten mükemmel oyun. Yani o zamanlar, yani 2000'li yıllarda eğer bir çocuk olsaydım kesinlikle çıldırabilirdim. Ama yıllar sonra da çocuk olmama gerek kalmadan oyundan zevk aldım. 3. sıramızda Super Mario Land 2 var arkadaşlar. Şimdi Game Boy'da benim ilk oynadığım oyun Super Mario Land 1'di. Hatta Game Boy'u bırakın,
Hayatım boyunca ilk oynadığım oyun Super Mario Land 1'di ama gerçekten 2 ondan 10 kat daha iyi. O ve bu listede ne yazık ki Super Mario Land 1'e yer vermedim. Onun yerine 2'ye yer verdim. Neden derseniz 1 ve 2 arasında çok bir uçurum var. 2 mükemmel. Büyük bir haritası var. İstediğiniz yöne gidebiliyorsunuz. Boss fight'lar çok iyi. Grafikler güzel. Müzikler çok güzel. Oynanabilir. Harika. Ve aynı zamanda da kartuşun save yapma olayı da bayağı iyiydi. Hani çok uzun soluklu bir oyun olduğu için ne bileyim save yapması da iyiydi. Ve bu oyunu kesinlikle her Mario severin denemesi gerekiyor. Oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci sıramda Wario Land var. Aslında Super Mario Land 3 Wario Land oyununun adı ama bence bu oyun ayrı olarak değerlendirmeli. Wario Land oyunu Baya iyi bir oyun. Beni Wario'la tanıştıran ilk oyun değil aslında. Super Mario Land 2'nin sonundaki boss Wario'ydu bildiğiniz üzere. Onu yendikten sonra ben de bu adama biraz böyle acımıştım aslında. Ama 3. oyunda onunla oynamak gerçekten harika. Çok değişik bir şey. Bu oyun bildiğiniz bütün platformlardan çok farklı. Zamanın ötesinde bir oyundu. Omuz atarak yaratıkları kesmek, işte ne bileyim Viking gibi power-up'lar almak falan çok iyi veya. Ve Mario'nun aksine mantar yerine sarımsak yemesi de çok iyi. Ben sarımsağı çok severim. O yüzden Wario'yu 2. sıraya koyuyorum. Evet, geldik 1. sıraya arkadaşlar. Tahmin ediyorsunuzdur bence ama ben yine de size bir ipucu vereyim. Bu adamın kulakları biraz sivri. Bazen adının da Zelda olduğunu sanıyorlar. Evet, 1. oyunum Legend of Zelda Link's Awakening. Benim hayatımda oynadığım ilk Zelda oyunu ve aynı zamanda bence en karanlık Zelda oyunlarından bir tanesi. Hani Majora's Mask diyorlar ama bu oyunun gerçekten hikayesi oyunu bitirdiğiniz zaman baya oturuyor. Ve şöyle bir geriye dönüp baktığınızda gerçekten karanlık bir atmosfer olduğunu söylüyorsunuz. Hani neden karanlık abi falan diye sorarsanız spoiler olur. Oyunun sonunu söylemek zorunda kalırım. Ama bu oyunu çok seviyorum. Diğer Zelda oyunlarından ayıran en büyük özelliği Ganondorf'un olmaması, Hyrule'da geçmemesi bu oyunun. Aynı zamanda da Prenses Zelda'nın olmaması bayağı farklı bir oyun. Aynı zamanda da Game Boy'a nasıl sığdırmışlar bu kadar büyük bir oyunu, bu kadar büyük bir dünyası olan oyunu, o da hayret edici. Bu yüzden bile 1. sıraya koyabilirim. Benim için manevi olarak çok büyük bir önemi var bu oyunun ama gerçekten de hani doğruya doğru bu oyun bence gelmiş geçmiş en iyi Game Boy oyunudur. Buna ek olarak da Balloon Kid oyununu söylemek istiyorum. Hani ilk onunu söyleyecektim ama biraz da böyle tavsiyeler tarzı bir şey olsun. Balloon Kid oyunu da çok severim. İşte bunu retro cumanı çekmiştim. Balloon Kid oyununda balonla ilerlediğiniz bir platform oyunu. Hem zorlu hem de eğlenceli bir oyun. Buna ek olarak Double Dragon 2'yi çok severim. Mega Man serisini çok severim. 1'i bitirmiştim ve sanırsam 4'ü bitirmiştim. Buna ek olarak da Kid Dracula oyunu çok iyi bir oyundur. Castlevania'lar da çok iyidir. Hani ilk onuma giremese de çok sevdiğim oyunlar da bunlardı arkadaşlar. Sizin sevdiğiniz oyunlar neler? Hangi oyunları seviyorsunuz? Ne bileyim, tavsiyeleriniz var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve şunu da unutmayın, bu kesinlikle benim listem. Hani siz de kendi listenize yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka retro cumalarda görüşmek üzere. Bay bay.